bambaşka ailevi sıkıntılarımız oldu. Ama 15 yıllık bu tecrübede neyi öğrendik biliyor musunuz? Kış sonsuza kadar sürmüyor. Kış bitiyor. Ama aynı şekilde yaz da sonsuza kadar sürmüyor. Yani işinizde bazen yaz olacak, bazen kış olacak, bazen bahar olacak, bazen sonbahar olacak. Şu an bu salonda olan bazı arkadaşlar yaz mevsimini yaşıyorlar. Çok mutlular. Diyorlar ki biz çok güzeliz, çok büyüğüz, çok başarılıyız. Evet öylesiniz ama şu an mevsiminiz yaz. Ve aynı şekilde bugün sahnede olmayan burada oturan arkadaşlar da kış mevsiminde bazıları üzülüyorlar. Biz niye yapamıyoruz diye. Ama o oturup kış mevsiminde olan arkadaşlarının da yaz mevsimi geldiği zaman bu sahnedekilerin yerine isimler değişecek, bambaşka isimler gelecek. Hep söylüyorum. En büyük liderimiz olacak kişi daha ailemize katılmadı derim ben hep. O yüzden canınız sıkkınsa, işinizden, durumunuzdan memnun değilseniz unutmayın ki sizlerin belki sonbahar mevsimindesiniz, belki kış mevsimindesiniz ama sonsuza kadar sürmeyecek. Yaz gelecek arkadaşlar, bahar gelecek. Önemli olan bu dört mevsimi, bu şirkette çalıştığınız iyi zamanları, kötü zamanları, baharları, sonbaharları doğru şekilde nasıl yönetebiliriz bunu anlamak. Size bugün biraz bundan bahsetmek istiyorum. Ve 15 yıllık deneyimimle kimleri görüyorum, kimleri görüyorum. İyi ki bu salonda dolaşmayı tercih etmişim. İsmini vermeyeceğim ama seni gördüğüme çok mutlu oldum. Dört şey dedim ya, dört şey. Bunlardan birincisi, bugün belki çok fazla sahnede anlatılmıştır. Ben özellikle liderler konuşurken salonda olmadım. Sadece bugün bir kere uğradım arkadan, dinledim. Mahmut konuşuyordu şansıma. Salonda olmadım, niye biliyor musunuz? Çünkü bu sahne sizlerin. Bu sahnede sizlerden rol çalmak istemiyorum ben. Bu sahnede sizler konuşurken karşınızda olup sizleri heyecanlandırmak ya da sizlerin söylediklerine karışmak istemiyorum. Sonsuz özgürlüğünüz olsun istiyorum. Çünkü bu aile, bu şirket sizin. Bunu bu şirketi kurarken de söyledim. Ama şunu çok iyi biliyorum ki çıkan konuşan birçok lider aile olmaktan bahsetmiştir. Doğru mu? Çünkü daha ben çıkmadan Ali İhsan abi aileden bahsediyordu. Belki ondan önce de çıkan konuşanlar bahsetmiştir. Çünkü en önemli şey o. Birinci madde o. Aile olabilmek. Ama nasıl aile olacağız? Sözle mi, eylemle mi? Ben 3 sene önce, 3 sene daha olmadı, birkaç ay sonra 3 yaşına girecek bir kız çocuğu sahibi oldum. Adı Nil. Doğduğu günden beri annesine sataşıyorum. Diyorum ki, hatta lansmanda o şakayı yapacaktım da yapmadım. Eşim bana hatırlattı. Sen dedi böyle dedi sataşacaktın dedi kızına dedi ekibine hatta ama yapmadım. O şu an burada yok, yapayım o yokken. Doğduğu günden beri annesine sataşıyorum. Diyorum ki ya kardeşim kız çocuğu doğar bereket gelir derler. Ya bunun bereketi nerede? Bezi bitmez. Oyun odası bitmez. Ayakkabılığım, ben ayakkabı çok severim. Dolabımın yarısını aldı. Yani kendi ayakkabılığı doldu. Benim ayakkabılığımın yarısı artık benim alanıma girdi. Bir tane evde bir tane kendime odam var. Oturup televizyon işte izlediğim, oturduğum, çalıştığım. Bir de çalışma odam var. Çalışma odamda da böyle Zoom toplantısı olur. Böyle private şeyler olur. Kendime kapatmak istediğim. Çalışma odam da onun odası oldu, oyun odası oldu, oyuncaklarıyla doldurdu. Yavaş yavaş bana ait olan her şeyi elimden almaya başladığını fark ettim. Ve dedim ki ya dedim hani bunun bereketi? Hani kız çocuğu olduğunda şu oluyordu ve sürekli böyle sataşıyorum. Ama işte bu şirketi kurduğumda o da bana, eşim de bana sataştı. Dedi ki Enes sen diyordun ya nerede kız çocuğunun bereketi diye. Bak dedi. Okso Global şirketi geldi. Bilmiyorum bir şeyi var mıdır alakası ama gerçekten bereketse yani kızım gerçekten bereketli gelmiş. Bu yüzden hem Allah'a hem de güzel kızıma bir teşekkür etmek istiyorum. Şu alkışlarda müzik işine girmeyelim. Ben çok böyle müzik coşku çok seven birisi de değilim. Benim konuşmamda normalde yapalım ama burada yapmayalım.
Kızımdan neden bahsettim? Aslında bir şey için bahsettim. Kızım doğduğu zaman dünyanın en güzel hissi bir babanın kız çocuğu sahibi olması. Çok seviyorsunuz. Aynı network'a ilk başladığınız zaman, ilk kaydolduğunuz zaman ya da daha önce hiç network yapmamış insanlar ilk network marketingle tanışında o hissi vardır ya. Oh, paçayı yırttık, milyoner olduk, çok zengin olacağız, çok güzel o enerji, heyecan. Lansmanlarda, kamplarda, seminerlerde o hissiyata giriyorsunuz ya. İşte çocuk geldiğinde o hissiyat oluşuyor. Ama arkadaşlar, o çocuk, biz o konuda biraz şanslıydık ama burada çocuğu olan anneler, babalar bilirler. O çocuk sabahlara kadar ağladığı zaman o kadar da keyif verici olmuyor çocuk sahibi olmak. Ya da o çocuk hastalandığı zaman aman ona bir şey olacak mı diyor kalbinizdeki o korku. O korku, yani bir influenza diye bir şey çıktı son zamanlarda. Covid vardı mesela yoğun dönem. Acaba ona bir şey olacak mı diye sokakta yürürken aklınızın onda olması, onu düşünmeniz, onunla kaygılanmanız aslında gerçekten zor bir şey. Ya da çocuğunuz mesela, küçük çocuk gelip, daha çocuk olduğu için gelip istemeden suratınızı çizmesi vesaire derken, büyüdükleri zaman daha fazla yaramazlıklar oluyor, daha fazla hatalar oluyor erkek çocukların, kız çocukların. Ama günün sonunda anne babalar çocuklarıyla aile oldukları için, gerçekten aile oldukları için onların güzel taraflarını gördükleri gibi, onların neşesini, gülmesini gördükleri gibi, onların zor zamanlarında da, onların sizi bunalttığı zamanlarda da, onların sizin istediğiniz gibi olmadığı zamanlarda da onları başınızın üstünde taşıyorsunuz. Network marketingde ya da bir takım kurmak istediğinizde de, bir ekip çalışması yaptığınız zaman da bunu asla unutmayın. O çocuklar yürümeyi öğrenene kadar sürünecekler. Onları bacaklarınız ağrıyana kadar sallamak zorunda kalabileceksiniz. Onlar gece uyusun diye belki uzun uzun sırtına vurmak zorunda gaz çıkarması için kalacaksınız. Hiçbir çocuk dünyaya gelir gelmez konuşmasını, yürümesini bilmiyor. Aynı şekilde yeni bir şirketle çalışmaya başlayan, bu sektörle yeni tanışan bir insan da sizin söylediklerinizi hemen anlamıyor diye, sizin gibi hızlı şekilde kayıt alamıyor diye, sizin gibi her toplantıda, her seminerde sizin algılayabildiğiniz gibi işi algılayamıyor diye onlara kızamazsınız. Çünkü her anne baba için dünyadaki en güzel çocuk kendi çocuğudur. Her anne baba için dünyadaki en özel çocuk kendi çocuğudur. Ve hiçbir anne, hiçbir baba çocuğu emeklerken acaba benim çocuğum yürüyebilecek mi diye düşünmez. Onların yürüyebileceğine bütün kalbiyle sonsuz bir şekilde inanır. Acaba benim çocuğum konuşabilecek mi diye düşünmez. Hep aklında çocuklarıyla alakalı en güzel şeyler olur. Benim çocuğum çok akıllı olacak. Benim çocuğum çok güzel olacak. Benim çocuğum çok başarılı olacak. Bu şekilde yaklaşırlar. Ve biz onlara bu şekilde yaklaştığımız için, biz belki dünyanın en iyi annesi babası olmasak da her çocuk için dünyadaki en iyi anne kendi annesidir ve her çocuk için dünyadaki en iyi baba kendi babasıdır. Böyle düşünmelerinin tek bir sebebi var. Çünkü o çocuğa verilen, o çocuk daha hiçbir şeyi anlayamazken, o çocuk daha hiçbir şeyin farkında değilken, annenin babanın ona verdiği karşılıksız sevginin, karşılıksız güvenin ve onlar için gözünü kırpmadan ölüme gideceklerini bilmelerinin vermiş olduğu rahatlık. Bir çocuk bilir ki annesi ya da babası bir saniye düşünmeden onlar için ölüme gider. Peki arkadaşlar, siz çocuğunuzu canınızı verecek kadar seviyorsanız, onun karşılığında da çocuğunuz da size canını verecek kadar onlar da karşılığında sizi severler. Burada küçücük kızları görüyorum. Bunları görünce kendi kızımı düşünüyorum, duygulanıyorum. Ben kızım bu kampa gelmeden önce hastalandı. Kamptan bir gün önce, çarşamba günü, biz perşembe geldik buraya. Zaten hastaydı, antibiyotik kullanıyordu derken bir anda öksürmeye başladı, hastaneye götürdük. Serum taktılar koluna. Garibim,
Doktoru gördüğü zaman, hemşire gördüğü zaman korkuyor, iğne yapacaklar, canı yanacak diye. Ama ben ona, kızım bu hastanedeki bütün hemşireler, babanın arkadaşı, korkma senin canını yakmayacaklar dediğim zaman, o çocuk hiçbir şey anlamasa da bana bakıp, bana güvenip daha rahat bir şekilde serumunu açtı ve şu an o serumu takmışken ben onu bıraktım. Bir gün öncesinden perşembe günü buraya geldim, son kontrolleri yapalım diye. Salonda bir sıkıntı var mı? Otelde bir sıkıntı var mı? Planlamada ne yapabiliriz? En azından ekip buraya geldiği zaman bir sorun olmasın diye. Evet, o benim kızım ama sizler de benim ailemsiniz. O yüzden bu şekilde birbirimize bakabildiğimiz zaman, karı koca ayrılır derler ama üst kolla alt kol ayrılmaz. Network şirketlerinde böyle bir şey vardır. İnsanlar karısıyla ayrılır, kocasıyla ayrılır ama network'te böyle bir şey yok. Birisiyle üst kol alt kolsanız, aynı hattaysanız, aynı takımdaysanız, hatta aynı şirketteyseniz ayrılamıyorsunuz. Doğal olarak nasıl ki bir anne baba çocuklarıyla ilgileniyorsa, onlara sonsuz sevgiyi, güveni, desteği veriyorsa, onların kötü zamanlarında da onlara annelik, babalık yapıyorsa, sizlere de tek tavsiyem var. 15 senelik tecrübemle anlatacağım en önemli tavsiyem. Ekiplerinizde henüz yürümeyi öğrenememiş arkadaşlardan umudunuzu kesmeyin. Henüz istediklerinizi yapamayan arkadaşlardan sevginizi ihmal etmeyin. Bazen çocuklar yaramazlık yapar, cam kırarlar. Ne bileyim, böyle gelir en değerli eşyanızı, telefonunuzu yere atarlar. Benim kızım istemeden benim burnumu çizdi, yani yaraladı, suratımda çizik attı, sonra her gün öpe öpe iyileştirmeye çalıştı. Çocuklar hata yapabilirler, ekipleriniz de hata yapabilirler. Ekiplerinizde de yanlışlıklar olabilir. Ama sizlerin yapması gereken, onlara gerçekten onları sevdiğinizi, hatalarını dile getirin, onları uyarın. Ama hatalarını dile getirirken de onlar bilsinler ki siz gerçekten onlara değer veriyorsunuz. Bu değeri hissettikleri zaman, bu sevgiyi gördükleri zaman, onlara karşı dürüst olduğunuzu, bakın çok önemli bir şey. Bir anne baba için en önemli görevlerden bir tanesi çocuklarına karşı net ve dürüst olmak. Bir anne babanın çocuğa yalan söylemesine ihtiyacı yoktur. Çocuklar anne babaya yalan söyleyebilir. Çünkü çocuk oldukları için annem babam kızacak mı diye yalan söyleyebilirler. Fakat anne babanın çocuğa yalan söylemek için bir bahanesi yoktur. Asla ama asla, asla ama asla, tekrar söyleyeceğim, asla ama asla ekiplerinize yalan söylemeyin. Altını çize çize söylüyorum. Bir anne babanın çocuğuna yalan söylemesinin bahanesi olamaz. Yapmayın bunu. Sadece onlara değerli olduklarını hissettirin, sevginizi verin, onlarla ilgilenin. Çocuğunuzu nasıl seviyorsanız, çocuğunuzu görmediğiniz zaman, ben her gün kızım doğduğundan beri istisnasız her gün onunla FaceTime yapıyorum. Yanında olamasam bile onu görüyorum. Çünkü onu gördüğüm zaman mutlu oluyorum. Aynı şekilde ekiplerinizle de bu ilişkiyi kurmanız gerekiyor, aile olmak istiyorsanız. Bunu olabilecek en basit, en detaylı şekilde anlatmaya çalıştım. Eğer bunu başarabilirsek, eğer ki şirket ve distribütörler olarak bu bağı kurduğumuz gibi sizler de bu şirketi aile olarak görürseniz, nasıl ki bir çocuk, annesi babası, bazen anne babalar da istemeden hata yapabilirler. Fakat bir çocuk ya da bir aile bir sorun olduğu zaman önce o sorunu çözmek için sonuna kadar çaba sarf eder. Hepimiz aynı şartlarda dünyaya gelmedik. Ben çok iyi bir ailenin, çok varlıklı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmedim. Trabzon'un bir köyünde ebe olmadan, daha doğrusu yani mesleği ebelik olmayan köydeki bir kadının erken doğum, annemin yanına annemle beraber dünyaya, yani öyle bir şartla dünyaya gelen, babası, annesi ev hanımı, babası memur olan ve 4 çocuk olduğu için de 4 çocuğa bir memur maaşıyla, hayal edin, bu şartlarda dünyaya gelen sıradan birçoğunuz gibi bir ailenin çocuğuydum.
O yüzden ben dünyaya böyle geldim diye annemi babamı suçlamak zorunda mıyım? Öyle mi yapmalıyız? Ya da sizler dünyaya geldiniz, istediğiniz şekilde Sabancı'nın Koç'un çocuğu olarak dünyaya gelmediniz diye ailenizi suçluyor musunuz? Bunu mu yapmanız gerekiyor? O aileyi daha hale getirmek için yapmanız gereken şey, babanız, anneniz bazı şeyleri yapamadıysa yapabildikleri kadar yaparlar, sizi yetiştirmeye çalışırlar ve siz onların hayatını değiştirmek için çaba gösterirsiniz. Ama hiçbir ailedeki evladın aklına anneden babadan kopmak ilk seçenek olarak gelmez. O zaman arkadaşlar, biz de burada bir şirket olarak, bir aile olarak birlikteyiz diyorsak, bu sadece lafta kalmasın. Eğer eksiğimiz varsa bize söyleyin, çekinmeyin. Eğer liderlerinizin eksiği varsa, ekiplerinizin eksiği, sorunu, problemi varsa, biz en küçük problemde yolumuzu değiştirirsek, her karşımıza yokuş çıktığında yolunu değiştiren insan hiçbir zaman zirveye çıkamaz. Bizim yapmamız gereken birbirimizin eksikliklerini el ele, kol kola toparlamak, birbirimize katkı sağlamak. Bizler bildiklerimizi size aktaracağız. Sizler sahada gördüğünüz eksiklikleri bize aktaracaksınız. Ve bir aileysek arkadaşlar, en azından bu aileye 2 sene yapmayacağınız bir işe adım atmayın arkadaşlar. Bakın, tekrar altını çize çize söylüyorum. 2 sene yapmayacağınız işe adım atmayın. Çünkü adım attığınız bu sektördeki bir şirketle o şirketin gerçekten parçası olmanız minimum 1 senenizi alıyor zaten. Fatih Yazıcı diye sahneye çıkan arkadaş, hikayesini ne kadar biliyorsunuz bilmiyorum ama ben onunla ilk tanıştığımda, ilk sunumu yaptığımda, kardeşimin arkadaşı olmasına rağmen, ben ondan yaş olarak büyük olmama rağmen sunumda bacak bacak üstüne atıp elinde tesbihle tesbih sallayıp sunumu bu şekilde dinleyen bir kardeşinizdi. Ama o sunumu dinleyen 6-7 kişiden çalışmaya başlayan tek kişi oldu. Diğerleri hiçbiri başlamadı. Fakat Fatih 1 sene boyunca bir satış yapamamasına rağmen 1 sene sonra ilk şirketimde o şirketin en çok kazanan, benden sonra en çok kazanan lideri oldu. O yüzden sizlerden tek ricam, eğer bu aile kavramına gerçekten inanıyorsanız bunun hakkını vermelisiniz. Ve eğer bu şirket bizim çocuğumuzsa ve eğer bu şirketi birlikte büyütmek istiyorsak, bu kampta kendinize bir söz vermeniz lazım. İyi günde, kötü günde, baharda, yazda, kışta, sonbaharda, ilkbaharda, ama en azından 2 sene. Bakın, 2 sene. Çünkü 2 sene dik durabildiğiniz zaman, 2 sene zorluklarla mücadele ettiğiniz zaman birçok şeyin bambaşka noktalara gideceğini göreceksiniz. Bu sahneye çıkan bütün arkadaşların ortak noktası en az 2 sene bir şirket için çabalamaları ve pes etmemeleri. Hepsi başlar başlamaz çok büyük paralar kazanmadılar. Hepsi başlar başlamaz kariyerler atlamadılar. Ve şimdi size samimi bir şekilde soruyorum. Çünkü bu sorunun cevabı çok önemli. Elinizi kalbinize ya da vicdanınıza ya da her nerenize koyuyorsanız koyun. Bizler size şu an Türkiye'de olabilecek en iyi kazanç planını, en ideal ürünleri ve gerçekten en iyi çalışma ortamını ve olabilecek en iyi imkanları sunmak için gece gündüz çalıştık ve diğer şirketlere baktığınız zaman ortaya çok güzel bir şirket çıkardık. 2 sene bizimle çalışmaya hazır mısınız arkadaşlar? Evet. Teşekkür ediyorum. Ve geliyorum arkadaşlar, bu konuda eğer anlaştıysak 2. maddeye. Bu çok önemli bir madde. 1. maddede anlatılması gerekenleri uzun uzun anlattım ama diğer maddelerde sizleri o kadar yormayacağım. 2. madde şu arkadaşlar. Haftalık toplantılar. Haftalık toplantılar arkadaşlar o kadar önemli ki. Çok önemsiz gözüken ama en önemli şey. Bazı oluşumlar, organizasyonlar, mesela futbol kulüpleri bile her hafta maç yaparlar. Bugün YouTube'da video yayınlayan kanallar, YouTube bir algoritma yapmış, her hafta video yüklemeyen kanalları gösterimini azaltıyor. Ya da sosyal medya hesaplarınıza her hafta bir paylaşım yapmadığınız zaman sizi artık göstermiyorlar, takipçilerinizi.
Bazı oluşumlar, cemaatler, dernekler, ne bileyim bazı böyle gruplar haftanın bir gününü seçerler, bazıları iki gününü seçer ve toplantılar yaparlar. Yönetim kurullarının haftalık toplantıları olur. Bu toplantılar arkadaşlar, bir şirketin en önemli şeyidir. Tıpkı bir ailenin pazar günleri kahvaltıya oturması gibi. Pazar günleri kahvaltıya oturamadığınız zaman, haftanın en azından bir gününü ailenizle geçiremediğiniz zaman, ister istemez arkadaşlar yavaş yavaş daha fazla kopmalar, daha fazla uzaklaşmalar başlıyor. Bu dünyanın, hayatın, tabiatın getirdiği bir şey. Ve bunu engellemek için mesela bakın, herkes evinde kendince namaz kılıyordur. Ama yüce yaratan bile, Müslümanlık inancına göre konuşuyorum. Burada belki İslamiyet dışında başka inançlar olan arkadaşlar da vardır. Onlarda da benzer uygulamalar vardır. Her dinde haftanın bir günü insanlar toplu şekilde bir araya gelerek cemaat oluştururlar. Müslümanlar işte cuma günleri camiye gitmek zorundadırlar. Evde kılmaları yetmez. Şimdi düşünün, haftada bir gün toplantı yapmak da o kadar önemli, o kadar önemli ki, ailenizde birisinin bir sorunu varsa biz hep şunu söylerdik: zamanında dökülen bir bardak su dünyadaki bütün orman yangınlarını söndürür. Bakın tekrar söylüyorum, zamanında dökülen bir bardak su bütün orman yangınlarını söndürür. Bir ormanı birisi gidip böyle lav fişeğiyle yakmıyor. Ne yapıyor? Sigarasını atıyor. O sigara, kıvılcımlar orman yangına. Bir bardak su söndü. Birisi mangal yakıyor. Mangaldan bir közü tam söndüremiyor. Bir bardak su söndürdü. Bütün orman yangınları bir bardak suyla engelleniyor. Ama o bir bardak suyun zamanında dökülmesi lazım. Sizin de ailenizde bir sorun varsa, çocuğunuzun okulda bir derdi varsa, kötü bir alışkanlık elde ettiyse, onu her hafta gördüğünüz zaman, birçok aile büyüyene kadar her gün görüyor ama çocuğunuzda onu görüyorsunuz. Bir sorununu, derdi olanı yüz ifadesinden anlıyorsunuz. Bu sektörde de öyle arkadaşlar. Ekiplerinizdeki insanların dertlerini, sıkıntılarını, problemlerini, hissiyatlarını haftalık toplantı yaptığınız zaman, onlarla bir araya geldiğiniz zaman görüyorsunuz. Bu sektör maalesef ki çok güzel yönleri olduğu gibi bir konuda kötü yönü olan bir sektör. Bu sektördeki insanlar çok fazla sorgulamayı seviyorlar. Her şeyi sorguluyorlar. Ürünle alakalı bir şey görüyorlar, onu sorguluyorlar. Şirketle alakalı bir şey duyuyorlar, onu sorguluyorlar. Şirket sahibiyle alakalı bir şey görüyorlar, onu yani o kadar çok sorgulamayı seviyoruz ki. Biz eskiden yasaklamıştık, sorgulama uygula diye. Artık onu kaldırdık. Çünkü yasakları sevmiyoruz. Ülkede her şey zaten fazlasıyla yasaklanıyor. Bari biz yasak koymayalım, ekstra bir yasak daha diye diyor. Böyle hareket ediyoruz ama tavsiyem, bu sorgulamalar sonucunda morali bozuk olan, farklı düşünceler olan insanları haftada bir kere toplandığınız zaman, o zaman birçok sorunu, problemi, derdi bir bardak suyun orman yangınını söndürdüğü gibi hızlı bir şekilde söndürebiliyorsunuz. Şimdi size soruyorum samimi bir şekilde. Haftanın sadece bir gününü, haftanın sadece bir gününü ekiplerinize, haftalık toplantılara, iki sene bu işin içindeydiniz ya, o iki sene boyunca haftanın sadece bir gününü ayırmaya hazır mısınız arkadaşlar? Evet. Teşekkür ediyorum. Geliyorum üçüncü maddeye. İnanın bana, konuştuğum her şey, bazı insanlar vardır, hayatta hiçbir şey yapmamışlardır, çıkarlar mentorculuk yaparlar. Ya da başarısızlıkla bütün ekiplerinizin anasını ağlatmışlardır, çıkarlar Instagram'da network liderciliği oynarlar. Arkadaşlar, yaşanmış, denenmiş, başarıya ulaşmış, gerçekten binlerce insanın da başarılı olmasına katkı sağlamış şeyleri sayıyorum size.
50 tane şey saymıyorum. Ama sayıyorsan bilin ki farz gibi. Nasıl İslam'ın 5 farzı var, 5'i de şartsa, imanın atıyorum 6 şartı varsa, network'un farzları gibi kabul edin. Nasıl kabul ediyorsanız. Ama çok önemli şeyler. Üçüncüsü de ne biliyor musunuz? Üçüncüsü çok basit bir şey. Kademe kademe maddeleri anlatmam kısalıyor belki. Büyümezseniz küçülürsünüz. Tekrar altını çiziyorum. Büyümezseniz küçülürsünüz. Bazı arkadaşlarda ben şunu duyuyorum. Ben böyle iyiyim. Kazancım bana yetiyor. Keyfim yerinde. Daha fazla ekibi büyütmeye, daha fazla çalışmaya ihtiyacım yok. Arkadaşlar 15 yıllık deneyimimle söylüyorum. Büyümeyen şirketlerin istisnasız hepsi küçülüyor. Büyümeyen liderlerin de istisnasız hepsi küçülüyor. Büyümeyi bırakan her şey oldum diyen ölmeye başlıyor. Bir ağaç büyümeye, dallarını uzatmaya, köklerini salmayı bıraktığı zaman yavaş yavaş o ağaç kurumaya, ölmeye başlıyor. Bir insan 33 yaşı derler erkeklerde. 33 yaşından sonra artık gençlik hormonu daha az salgılandığı için yavaş yavaş yaşlanmaya, bizim gibi, benim gibi saçı Ahmet abi için başka tarafları beyazlamaya başlıyor. Ve yavaş yavaş büyüme olmadığı için küçülme başlıyor. Arkadaşlar, arada bir bu kadar ciddi konularda sataşıyorum. Bu esprili tarafımı da çok göstermek istemiyorum size ama böyle tarafım da var, idare edin. Bu taraflarımı her zaman büyümeye odaklanacağız arkadaşlar. Biz şirketin kazanç planını oluştururken, kariyerleri oluştururken şuna odaklandık. Bir insan aylık puan yapmakla beraber, aylık başarı göstermekle beraber kariyer elde edebildiği gibi ekiplerindeki insanları azar azar da olsa yetiştirdikçe, ekiplerinde executive'ler çıkardıkça diamond, hatta president bile olabiliyor. Yani president olmak için 1 milyon dolar satış gerekiyor diyoruz ya, aslında gerekmiyor. Yeterli sayıda executive çıkardığınızda ruby de olabiliyorsunuz, emerald de olabiliyorsunuz, president de olabiliyorsunuz, bu şirkette her şey olabiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken yeterince sayıda executive çıkarmak. Çünkü executive çıkardıkça jade'ler çıkıyor. Jade'ler çıktıkça pearl'ler çıkıyor. Pearl'ler çıktıkça safirler çıkıyor. Yapmanız gereken tek şey büyümeye devam etmek. Az çok demeyelim, boş geçmeyelim derler böyle para toplayan arkadaşlar. Sizlere de tavsiyem, asla ama asla bulunduğunuz kariyerle tatmin olmayın. Aynı kariyerde bir ay durduğunuz zaman yavaş yavaş canınız sıkılmaya başlasın. Bir safir 3 ay boyunca safir kalmamalı. Bir elit 3 ay boyunca elit kalmamalı. Belki bir diamond 3 ay diamond kalabilir. Belki bir emerald 2-3 ay emerald kalabilir. Ama yavaş yavaş içiniz sıkılmaya başlamalı. Benim gelişmem lazım demelisiniz. Benim bir adım daha atmam lazım demelisiniz. Merdivenler nasıl basamak basamak çıkılıyorsa, aynı basamakta belli bir süre durduktan sonra yönünüz yukarıya olmuyor. Geriye dönüyorsunuz. Çünkü gözünüze çok uzak geliyor o merdivenler. Sizlere çok nacizane tavsiyem. Asla bulunduğunuz yerle tatmin olmayın. Bu kadarı bana yeter demeyin. Çünkü o bana yeter dediğiniz noktadan sonra küçülme başlıyor. Bunu asla aklınızdan çıkarmayın. Ne iş olursa olsun, ülkelerde de aynı şeyler yaşanıyor. Türkiye'de 2002 senesinde bir iktidar değişti, belli bir nokta büyüdü, 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 büyüdü. Bir yerden sonra olduk dediler. Biz yeterince büyüdük dediler ve ondan sonra aşağıya böyle geldiği noktaya, aynı noktaya dönmüş oldu. Tek bir sebebi vardı. Rasim diye bir adam var, çok az etmem kendisinde ama çok güzel bir tespit yapmış gazeteci, diyor ki Türkiye diyor don lastiği gibidir diyor. Çekersin, genişlediğini zannedersin, bıraktığın anda kendi yerine dön. Doğru bir tespit. Çıkıyoruz, iniyoruz ve o inmemizi sağlayan şey ne biliyor musunuz? Rehavet arkadaşlar. Galatasaray UEFA kupasını aldığı zaman, bir kere aldı sadece,
Biz olduk dediler. Biz artık Avrupa şampiyonuyuz dediler. Ve o günden sonra bir daha kimse kupa alamadı. Bir kere Dünya Kupası'nda üçüncü olduk. Ve ondan sonra bir daha Dünya Kupası'na bile katılamıyoruz. Bunların hepsinin sebebi gelişmeyi, büyümeyi bırakmak arkadaşlar. Hangi sektörde olursa olsun. Mega star olun, Tarkan olun. İnsanlar artık yeni şarkılarınızı dinlemezler. Yeni bir şey sunmuyorsanız. Türkiye'nin en komik komedyeni olun. Kemal Sunal bile arkadaşlar ölmeden önceki son 10 yılında eski zamanlardaki gibi güldürmüyordu. Acı ama gerçek. Zeki Alasya ya da ne bileyim diğer birçok yaşlı komedyenler, hatta şu an Cem Yılmaz bile yavaş yavaş arkadaşlar gelişmeyi bıraktıkları için, yeni şeyler üretmeyi bıraktıkları için artık küçülmeye başlıyorlarsa biz kimiz ki? Bir eksekutif nasıl 5 ay boyunca eksekutif kalabilir? Bir ceyit nasıl 5 ay boyunca ceyit kalabilir? Sizi en çok rahatsız eden şey o olsun. Benim büyümem lazım. Benim daha iyi olmam lazım. Benim daha başarılı olmam lazım. Bu illa kariyer anlamında değil. Bu kendinizle de alakalı. Daha fazla kitap okuyabilirsiniz. Daha fazla size değer katacak şeyler izleyebilirsiniz. Gelişimi bırakmamanız lazım. Ben artık oldum, benim bir şey öğrenmeye ihtiyacım yok dememeniz lazım. Bugün bu kampa gelmeyen arkadaşların neler kaçırdığının farkındasınız değil mi? O arkadaşların bazıları belki kampa gelmeye ihtiyaç duymadı, biz zaten biliyoruz dediler. Ama ben çok iyi biliyorum ki bu kampta, inanın bana, yıllarca insanların vermiş oldukları tecrübeleri, deneyimleri burada oturduğunuz yerden dinliyorsunuz. O yüzden sizlerden ricam, asla ama asla bu hayatta büyümeyi, gelişmeyi bırakmayın. Aza tamah etmeyin. Bu dünyaya aza tamah etmek için gelmediniz. Bu dünyada hep daha iyi olmak için, daha güzel olmak için. Çünkü dünya mükemmellik üzerine ilerliyor. Köpeklere bakın, 100 sene önceki köpeklere bakın, şimdiki köpeklere bakın. Hayvanlar bile daha sevimli, daha güzel hale geliyor. İnsanlar bile aynı şekilde. Ve bu hayatta büyümeyi, gelişmeyi, değişmeyi bırakan her şey yok olmaya mahkum kalıyor. Şimdi sizlere bir sorum var. Nacizane bir sorum. Bugün Aralık ayının ortasındayız. Yılbaşına giriyoruz. Yılbaşında bir ayda ekstra zaman verelim. Ocak değil, Şubat diyelim. 1 Şubat diyelim. Ve bu 1 Şubat şartını da Safir ve 6 için değerlendirelim. Bakın Safir ve 6 için. Elit ve üzeri için de Mart ayına kadar, hadi bir ay daha ekstra verelim, Nisan ayı diyelim. Çünkü Selman'la Ali İhsan abiyi de katalım işin içine. Safir arkadaşlar ve 6 için Şubat, üstündeki arkadaşlar için Nisan. Bu tarihlere kadar minimum bir kariyer atlamaya, büyümeye devam etmeye hazır mısınız arkadaşlar? Evet. Teşekkür ediyorum. Belki böyle sağa sola dolandığım için hem sizlerin kafalarınızı, boyunlarınızı yoruyorum. Hem kameraman arkadaş şekilden şekile giriyor. Ben yavaştan sahneye çıkayım ve dördüncü maddemizi buradan anlatayım ve hep birlikte vedalaşalım ve kampımızı sonlandıralım. Kampın sonlandırmak için Selman nerede? Selman, seni davet edeyim mi? Güzel bir kapanış kendince hazırlamışsındır. Kapanışı sana bırakacağım. O senin hakkın. Teyit etmek istedim salonda mısın diye. Bilmiyorum bu arada ne planlıyor ama bana da bahane oluyor fotoğraf falan çekilmeden hızlıca kaçmak için. Çünkü şaka yapıyorum bu arada, bazen hemen suratını astı. Arkadaşlar, dördüncü maddemiz çok önemli bir madde. Ne biliyor musunuz? Her kampımda, her seminerimde anlatıyorum. Kimi benimle dalga geçiyor, kimi anlamıyor, kimine samimiyetsiz de gelebilir. Ama benim inandığım, benim uygulamaya çalıştığım ve her uyguladığımda da fazlasıyla
karşılığını aldığım bir şey. Gizlisi makbuldür bazılarının ama arkadaşlar sırayla dört maddeyi gözden geçirelim. Aile olacağız dedik. Haftada bir toplanacağız dedik. Bazıları yazıyor. Üçüncüsü de arkadaşlar büyümezsek küçülürüz dedik. Ve dördüncüsü ne biliyor musun arkadaşlar? Dua almayı başaramazsanız bu üç maddenin bir önemi kalmıyor. Tekrar söylüyorum. Dua almayı bileceksiniz. Dua alamayan organizasyonlar yıkılır. Dua yerine, dua kelimesini sevmeyenler olabilir. Herkese dua yerine teşekkürü koyabilirsiniz. Minnettarlığı koyabilirsiniz. Ama insanları mutlu etmek, insanların duasını almak, bir insanın yüzündeki sebepsiz gülümsemenin nedeni olmak emin olun dünyadaki en güzel şey. Ben o yemek videolarını koyuyorum, bazı insanlar gülüyorlar. Ama ben o yemek videolarını, Sertaç yemek yediği zaman, o minnettarlığı onun yüzünde gördüğüm zaman mutlu oluyorum. Samimi söylüyorum ya, mutlu oluyorum. Ekipten bir arkadaş bana mesaj attığı zaman, bir derdi, bir sorunu olduğu zaman, benim bir hastalığım var, çözemedim onu, her mesajı okumak. Her mesajı okumak, böyle bir hastalığım var. Bugüne kadar dünyada ulaşılabilmesi en kolay adam benim. Instagram'dan mesaj atıyor, okuyorum. Bir sorun oluyor, yazıyor, kendimce çözüm üretmeye çalışıyorum. Evet, herkese yetişemiyorum. Evet, bazı sorular gereksiz geliyor. Abi ayakkabını nereden aldın? Evet, cevap veremiyorum ama vaktim olursa ona bile cevap veriyorum. Velhasılı bu hayattaki en önemli şey dua almak. En başta anne baba duasını almak. Onların size dua etmesi gerekmiyor. Siz dua etmelerine sebebiyet verecek işleri yapın. Duayı beklemenize gerek yok. Siz eylemi yapın, gerisi onlara kalmış. Sizin organizasyonunuzda olmayan bir insanın sorununu çözmek, ona yardımcı olmak en güzel dualardan bir tanesi bu sektörde. Çünkü biz çocukken şöyle anlatırlardı, derlerdi ki kendin için dua ettiğin zaman Allah senin duanı kabul etmeyebilir. Ama bir başkası için dua ettiğin zaman o dua senin için de kabul oluyor diye bir şey söylerlerdi. Network'ta da şöyle bir şey var. Sadece para kazanacağınız için değil, para kazanmasanız da güçlü kolunuzdaki insanlara, cross hatlardaki insanlara yardımcı olduğunuz zaman dualarını alıyorsunuz. Kazancınızın bir kısmını belirleyin. %1'i olabilir, %2'si olabilir, bu size kalmış. Ama size hesabınıza her 1000 lira yattığı zaman kaç para yapar? 1000 liranın %2'si kaç para yapar ya? 20 lira mı yapar? Matematiği iyi olan arkadaşlar 20 yapar, benim çok iyi değil. Ben para almasını iyi biliyorum ama saymasını bilmiyorum. Makine almış Yakup abi, nasıl sayacağız diye. Şaka yapıyorum, ciddiye almayın. Hemen bakıyor onun ciddi mi falan. Yok, daha makine almadık. Bankaya geldiği için kredi kart sistem teknoloji, banka sayıyor. Elden para almıyoruz. 1000 liranın %2'si arkadaşlar 20 lira yapar. 20 TL. Ya 20 TL komşunuzun çocuğuna bir çikolata alın. Ne bileyim, sokaktaki bir köpeğe, bir kediye ya da ne bileyim bir kuşa, bir canlıya ya da nasıl, kimin duasını almak istiyorsanız bir balığa yem alabilirsiniz. Bir martıya simit atabilirsiniz. Dua almanın büyük küçüğü yok arkadaşlar. Önemli olan insanların yüzünün gülmesi. Bir insana bir araba alırsınız, mutlu edersiniz ama gerçekten ihtiyacı olan bir insana 50 TL verirsiniz ve o insana o an o kadar ona ihtiyacı vardır ki o insanın duası eşref saatine gelir. Ve inanın bana o 50 liranın 1000 kat karşılığını hiç beklemediğiniz yerde, ister karma deyin, ister secret deyin, ben Allah diyorum, ne diyorsanız deyin, o verdiğiniz her şeyi size fazlasıyla geri gelir. O yüzden sadece kendiniz için değil, verebildiğiniz kadar zenginsiniz, verebildiğiniz kadar mutlusunuz. Bankanızdaki para inanın bana sizi hayatta büyütmüyor.
İnsanların size verdiği değer. Bugün mesela Galatasaraylı var mı salonda? Bayağı varmış, salonun yarısından fazlası. Doğru, böyle. Tabii öncelik Galatasaraylılara. Fenerbahçelileri göreyim. Biraz daha az. Şimdi bakın arkadaşlar. Galatasaraylılar Erden Timur'u niye seviyor? Çünkü Erden Timur para veriyor arkadaşlar. Borç ödüyor. Fenerbahçeliler Ali Koç'u niye başkan yaptı? Çok zengin, para verecek diye. Ha, o verdiği paraları doğru şekilde değerlendirmiyor olabilir ama günün sonunda insanlar onlara bir şeyler veren, onlara dokunan, onlara en azından bir şeyler yapmaya çalışan insanları unutmuyorlar. Sizlere tek tavsiyem, kazandığınız her paranın bereketli olması için ve akşam başınıza yastığa koyduğunuzda o kadar güzel bir hissiyat ki, bir insanın yüzünü güldürdüğünüz zaman vallahi diyorum onun gibi siz de mutlu oluyorsunuz. Bazen küçük bir şey oluyor, küçük bir şey rica ediyorlar ve onu yaptığınız zaman ya başınızı yastığa koyuyorsunuz ve mutlu oluyorsunuz. Diyorsunuz ki ben bir kişiyi mutlu ettim, bir kişiye çözüm ürettim. Bu mutluluğu yaşamaya ve gerçekten birilerinin duasını almaya, yabancılara yapmak istemiyorsanız kendi anne babanızın duasını almaya. Çünkü evde bir şey eksikken yabancıya yapmak doğru değil. Bazıları da el iyisi. Yani evdekinden esirgiyor yabancıya. Hayır. En başta annenizin, babanızın, kardeşinizin, kuzeninizin, yeğeninizin küçük de olsa dualarını almaya, daha sonra da olabildiğince fazla dua almaya, çalışmalarınızın, kazancınızın daha bereketli, daha anlamlı olmasına. Bunun için gerçekten arkadaşlar 2 sene beraberdik. Her hafta toplantı yapıyorduk. Öyle anlaştık, doğru mu? Ve verdiğimiz tarihlerde kariyer atlıyorduk ama bir şart daha var. Maalesef ki çok zor. Küçük de olsa dua almaya var mısınız arkadaşlar? Teşekkür ediyorum sizlere. Teşekkür ediyorum. Ve sizlere arkadaşlar, hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Bu şirketi ilk kurduğumuzda lansmanda bir hep birlikte bir dua etmiştik. O duayı hatırlıyor musunuz bilmiyorum. O duayı bir kez daha sizlerle birlikte etmek istiyorum. Ama bu duayı çok kısa bir dua, 3 dakikanızı alacak. Ve zaten Selman'a alkışlama derken bana da bahane olacak. Sizleri 3 dakikalığına, biliyorum zor ama 3 dakika ayağa almak istiyorum. Hep birlikte bu duayı edelim. Çünkü ben bu duayı ettiğim zaman böyle çok mutlu oluyorum. Beni motive ediyor. Umarım sizlerde de aynı hissiyatı oluşturur. Benim söylediklerimi sadece tekrarlayacaksınız. Ama bu duayı hep birlikte kalpten söyleyelim. Şöyle elimizi kalbimize koyalım. Bazı arkadaşların kalbi sağ tarafında galiba. Koyduk mu? Kalbinizin o sesini duyuyor musunuz? Lütfen benim dediklerimi tekrarlayın. Allah'ım, eğer yanılırsak bizi düzelt. Kaybolursak bize rehberlik et. Pes etmeye başlarsak devam etmemizi sağla. Umutsuzluğa kapılırsak bize mucizeler yolla. Ruhumuzu diri tut. Sırtımızı sağlam tut. Yolumuzu kolaylaştır. Amin. Hepinize bu kampa geldiğiniz için. Hepinize bu kampa geldiğiniz için yorulmadan, sıkılmadan burada bizleri 2 gün boyunca dinlemeye gayret sarf ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. En kısa zamanda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.